Barış fedakarlık yaptı. Rahatlıkla kazanacağı düşünülen, çünkü kendisi kazanırdı hakikaten. Birinci sırayı, neydi birinci sıra? Antakya, Hatay birinci sırayı Can Atalay'a bıraktı. Şimdi aslında Gezi tutuklularının tamamı, bir de bunlar İstanbul Belediyesi'nde çalışanlar vesaire, bunların mutlaka ve mutlaka aday olmaları lazım gelirdi Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi o kadar işkembeden bolca dağıtmış ki kimseye sıra gelmedi. Bu da ayrıca üzücü. Barış da Antalya'dan ikinci sıraya kondu. Barış'ın seçilme ihtimali bence çok zor oradan. Önemli değil. Ama Barış'ın yaptığı mertlik saygıya değer. Önce İyi Parti ile, affedersiniz, önce TİP'le meseleyi tamamlayalım. Ondan sonra halledelim. Seyhancığım, yarın tam yeri saati söyleyeceğim. Şöyle, Türkiye İşçi Partisi çok popüler olan bir takım isimlerle sahaya çıktı. Dolayısıyla sahaya çıktığı için ben kazanıp kazanamayacağı yerlere söyleyeceğim. Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi Türkiye İşçi Partisi büyük bir rüzgar yakaladığını ve parlamentoya çok güçlü gireceğini düşünüyor. Bunu bilemem. Ama şu endişeyi taşıyorum. O kadar düşük olmasa bile bu neydi? Bir dönem Ufuk Uras'ın başında olduğu o yapı vardı ya, bizim o hepimizin ÖDP'ye böyle bir sempatiyle baktığımız dönem. O gün o kadar şatafatlı şeye rağmen, reklama rağmen 0,8 oy almıştı. 0,8. Altını çiziyorum. Şimdi 0,8 almıştı. Bugün de 1,5 alsın diyelim tip. Tahminlerimi söyleyeyim. Erkan Baş eğer Kadıköy'de aday olsaydı bence parlamentoya çok kolay girecekti. Ahmet Şık'a verdi. Ben Kadıköy'de Ahmet Şık'ın 120 bin oyu alıp çıkabileceğini çok umut etmiyorum, tahmin etmiyorum. Çünkü Kadıköy'de Kürt nüfus kemiksiz HDP'ye oy verir. Kadıköy, yani bu Anadolu yakasının tamamı, muhafazakar AKP'li olanlar AKP'den kopmuş değil. Cumhuriyet Halk Partili olanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopanlar da İyi Parti'ye meyledebilirler burada. Üstelik Kadıköy listesinde bir sürü teferruat olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı burada aday. Benim tahminim ve öngörüm, Ahmet Şık burada çok zorlanır. Ama bence hatalı bir iş. Erkan burada olsaydı milletvekilini çok kolay çıkarırdı. Çünkü Kadıköy'ün çocuğu, bir sempatisi de var falan. Bir kere bunu söyleyeyim. Bu tabii bu şey yerleri söylemiyor ama burada. Dolayısıyla hani bu bize tam bir şey ifade etmiyor ama neyse. Dönelim diğer meseleye. İkinci bölgede Sera'yı birinci sıraya koydular. Sera'nın da işi bence hiç kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden parlamentoya girmekle Türkiye İşçi Partisi'nden parlamentoya girmek arasında fark var. Çünkü ikinci bölgede yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükü, AKP'nin yükü, seçmenin varlığı önemli. Sandığa gittiği zaman seçmen, ya bu Sera tatlı kız ama biz CHP'den kopmayalım diyebilir. 16. Üçüncü bölge, işçilerden dolayı, emekçilerden dolayı ve Erkan'ın yarattığı büyük bir rüzgardan dolayı şu yapılabilir. Yani orada konmuş ve bir lokomotif görevi görmüş olabilir. Ancak orada AKP seçmeni yine sabit kalma ihtimali çok yüksek. Ama muazzam bir Kürt nüfus var ve muazzam bir HDP seçmeni var. Onun dışında da CHP var. Bunların içinden çıkıp bizim Erkan'ın orada 100 bin civarında bir oy çıkarıp parlamentoya girmesi, o da çok kolay değil. Bunların üçü de olabilir. Üçte sıfır da çekebilirler. Ama Erkan Kadıköy'de olsaydı bence bir milletvekili garantiydi. Bildiğim yerleri söylüyorum. Antakya'dan bir milletvekili bence çıkaracaklar. Çünkü orada böyle bir duyarlılık, orada öyle bir hassasiyet var. Sosyalist Güç Birliği orada girseydi, Sosyalist Güç Birliği, yani barajı aşabilseydi, Sosyalist Güç Birliği orada %100 çıkarırdı, söyleyeyim. Hatta gider ben aday olurdum oradan ve o desteği verirdim. O ayrı mesele ama oradan bir milletvekili çıkarırlar. İzmir'de şöyle ilginç bir durum var.
%7'yi aşıp baraj sorunu olmayacağı için İrfan'ı birinci sıraya koymuşlar. İrfan'ın birinci sırada olması İzmir'de İrfan'ın çıkma ihtimali olabilir. Bakın, olabilir. Sera birinci bölge mi? Ahmet Şık değil mi? Bir baksana ona. Yani Sera birinci bölgede olsa hiç çıkamaz. Daha da zor iş. Onu söyleyeyim. Tamam. O zaman daha da zor. Hem Ahmet'in işi zor hem de şeyin işi zor. Hatırlayın. Ufuk Uras birinci bölgeden bağımsız çok zor çıkmıştı. İkinci bölgeden baskın oran çıkamamıştı. HDP'de oylar bölünmüştü. Ahmet Şık'ın çıkma ihtimali çok zor. Bence üçü içinde çıkma ihtimali en yüksek olan Erkan. Sera'nın Sera'nın şansı yine çok yüksek değil. Çünkü Sera CHP'den gitme. CHP seçmeni bir yerden bir yere geçmeyi, ya ne tatlı kız demeyi falan çok yapmıyor. Kadıköy'de keşke yapsa. Yani Sera, Ahmet ve Erkan üçü gitse. Üçte bir ihtimali var. Üçte üç ihtimali de var. Ama çok zor. Onu size söyleyeyim. Çünkü sosyal medyada ben tipe basıyorum demekle sandığa gidince onu kullanmak arasında tutum ilginç. Onu söyleyeyim. Not. Antakya'dan çıkarabilirler. Antalya'da Barış ikinci olmuş. Antalya'dan iki milletvekili çıkabileceğini zannetmiyorum tip açısından. Keşke çıksa. Ama İzmir'de İrfan'ın durumu ilginç. Çünkü İrfan birinci sıra adayı. Dolayısıyla birinci sıra adayı olduğu için orada önemli bir oy alacaktır. Fakat eğer İrfan kendini sokamazsa çok ilginç bir sonuç çıkabilir. Onun oyları kime gidecek orada? Kendisi çıkamazsa. CHP'ye mi gidecek, İYİ Parti'ye mi gidecek, yoksa dağılarak birinci parti AKP çıkar mı çıkmaz sanmıyorum. Bakın o da ilginç. İrfan'ın çıkabilecek kadar o oy almasını temenni ederim. Mesleğini bıraktı, o kadar uğraştı. İzmirliler onu parlamentoya taşısın. Çünkü İzmir rezil durumda yani listeler. Bunu söyleyeyim yani tipte görebildiğim. Aslan Tuğ Muğla'dan aday, oraları bilmiyorum ama Muğla ve bölgesi ağır milliyetçidir. CHP dışında Aslan Tuğ ünlü, yakışıklı, akıllı vesaire diye oraya gider mi? Bunu bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Tabii Barış Atayman bütün yurt dışı oyları hangi partiye verirseniz oraya tabii ki doğrudan gidiyor. Tip bu. En kolay taraf buydu. İstanbul'da 3'te 3 yapabilirler mi? Bilmiyorum. 3'te 1 yapabilirler mi? Bilmiyorum. Umarım yaparlar. İstanbul'dan en az bir milletvekili çıkarırlarsa iyi olur. 3'te 3 yaparlarsa çok iyi olur. Öyle değil ya Tuncay. Öyle değil Tuncay. Yani CHP seçmeni bir şekilde sıkıntı oluyor bilmem ne oluyor ama dönüp oraya veriyor. Yani benim bugüne kadar edindiğim deneyim bu. Kehanette bulunmuyorum.